İl Milli Eğitim Müdürlüğü SAMGİS ekibi tarafından hazırlanmış olan LGS 7 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının çözümlerine başlıyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Anlatılan olayda Hz. Muhammed'in hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Olayı bir okuyalım birlikte. Medine'deki mescidin temizliğini yapan kimsesiz bir kadın vardı. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o kadının uzun süredir ortalıkta görülmediğini fark edince sahabeye kadının görülmeme sebebini sordu. Onlar da kadının öldüğünü söylediler. Hz. Peygamber aleyhisselam neden bana haber vermediniz buyurarak arkadaşlarına sitemde bulundu. Daha sonra kadının mezarına gitti ve onun için dua etti. Müslim Cenayiz 71. Evet, anlatılan olayda Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? A. Affediciliğine. Burada affedilecek bir olay var mı? Aslında var. Yani sahabenin haber vermemesi söz konusu. Peygamber Efendimiz de onlara sitemde bulunuyor. Ama affedip affetmemeyle ilgili bir şey söz konusu değil. Demek ki A şıkkı bizim aradığımız cevap değil. B şıkkı Hz. Muhammed'in doğruluğuna. Burada Hz. Muhammed'in doğru olup olmadığıyla ilgili bir bilgi yok. Hz. Muhammed zaten doğru ama burada bu konuda bir bilgi söz konusu değil. Kararlı oluşuna yani yine metne baktığımızda, metnin bütününe baktığımızda Hz. Muhammed'in kararlı oluşuyla ilgili bir bilgiye rastlamıyoruz. O zaman C şıkkı da değil. Geriye D şıkkı kaldı. İnsana değer vermesi. Dikkat ederseniz kadını soruyor. Kadının ortalıkta görünmediğinin farkında ve öldüğünü duyunca üzülüyor. Arkadaşlarında sistemi bulunuyor. Ve kadın mezarına gidip ona dua ediyor. Yani ona değer veriyor. Demek ki doğru cevabımız D şıkkı. İnsana değer verdiğine. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Cemaat zorluğunun bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisini örnek oluşturur? Sorumuzu okuyalım. İzci lideri ve aynı zamanda Canik Avluca Köyü imamı Cemal Zorlu, kışın kuşların aç kalmaması için bir düzenek hazırlamış. Bu düzeneğe koyduğu mısırları yere düşmeyecek şekilde sabitlemiştir. Cemal Zorlu'nun bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisini örnek oluşturur? A. Fidye. Bilgilerimizi tazeleyelim. Fidye, iyileşmesi mümkün olmayan hastaların tutamadıkları her gün için verdikleri ölçüsü belli ibadet. İyileşmesi mümkün olmayan hastaların tutamadıkları oruç için her gün verdikleri ölçüsü belli bir ibadet. Bu bizim aradığımız cevap değil. B. Zekat. Nisap miktarı malı olan bir yıl sonra ve nisap miktarı malı olanın bir yıl sonra verdiği farz bir ibadet. Zekat da bizim aradığımız cevap değil. Fitre, Ramazan ayında evin her bireyi için verilen ölçüsü belli vacip bir ibadet. Bu da aradığımız değil. Geriye sadaka kalıyor. Sadaka, Allah rızası için verilen zamanı ve ölçüsü belli olmayan ibadet. Allah için, Allah rızası için yapılan, verilen zamanı ve ölçüsü belli olmayan ibadet. İşte Cemal Zorlu'nun yaptığı bu davranış sadaka kapsamında değerlendirilmektedir. Sırada üçüncü soru var. Buna göre hayırseverle ilgili olarak 1. ihtiyaç sahiplerini tespit etmiştir. 2.
ihtiyaç sahiplerini rencide etmemiştir. 3. Akrabalarının borçlarını ödemiştir. Yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Evet, okuyalım metnimizi. İstanbul'da bir hayırsever bir mahalleye çalışanını göndererek ondan uzun süredir borçlarını ödeyemeyen aileleri belirlemesini istemiştir. Çalışan mahallenin bakkalına giderek veresiye defterini inceledi. Uzun süredir ödenmeyen 48.000 TL borcu ödeyen hayırsever hem mahalleliyi hem de bakkalın sahibini sıkıntıdan kurtardı. Bakalım buna göre hayırseverle ilgili olarak ihtiyaç sahiplerini tespit etmiştir. Yargısı doğru mudur? Doğrudur çünkü çalışanını oraya gönderiyor ve uzun süredir borçlarını ödeyemeyen aileleri belirlemesini istiyor. Evet. Belirlemesini istiyor ve çalışan da gidip veresiye defterini inceleyerek bunu belirliyor. Bu yargıya ulaşabiliyoruz. 2. İhtiyaç sahiplerini rencide etmemiştir. Evet, bu da doğrudur çünkü ihtiyaç sahiplerinin bundan haberi yok. Onların haberi olsa olsa sonradan oluyor. Yani ihtiyaç sahipleri borçlar ödendikten sonra bakkal tarafından bilgilendiriliyor. Ama kimin ödediği belli değil. O halde ihtiyaç sahipleri rencide edilmemiş oluyor. Bu yargı da doğru. 3. Akrabalarının borçlarını ödemiştir yargısı var mı? Burada hiçbir akrabadan söz edilmiyor. O halde böyle bir yargıya ulaşmamız mümkün değil. O zaman doğru cevap 1 ve 2 olacak. Yani A şıkkı doğru olmuş olacak. Sırada 4. sorumuz var. Anlamı verilen surede 1. oruç, 2. namaz, 3. sadaka ibadetlerinin hangilerinden söz edildiği söylenebilir. Evet, suremizi okuyalım. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayan? İşte o yetimi itip kakar, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Maun suresi. Anlamı verilen surede bir oruç. Bakalım oruçtan bahsediliyor mu? Oruç nedir? Ramazan ayında farz olarak diğer zamanlarda da sevap için tutulan bir ibadet. Burada şöyle bütününe baktığımızda oruç ibadetinden söz edilmiyor. 2. Namaz. Namaz farz, vacip, sünnet olmak üzere farklı şekillerde kılınan Allah'ın emri ki burada namazdan söz ediliyor. Nereden söz ediliyor? Yazıklar olsun o namaz kılanlara. Yani namaz kılanlar namazını ciddiye almazlar diyor. Oysa ciddiye almamız gerekiyor. Evet, demek ki namaz buradan namazdan söz ediliyor. Gerçek namaz kılanlar asla kötülük yapamazlar. 3. Sadaka. Allah rızası için verilen, zamanı ve ölçüsü belli olmayan ibadet. İstediğiniz kadar, istediğiniz zaman verebilirsiniz. Bakın burada yardımdan söz ediliyor. Yardıma engel olurlar. Yoksulu doyurmazlar diyor. O halde sadaka teşvik ediliyor. Burada sadakada aradığımız cevaplardan biri. O zaman doğru cevabımız 2 ve 3. Yani D şıkkı doğru cevap oluyor. Beşinci sorumuzla devam ediyoruz. Sorumuzu okuyalım. Bu metinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin
hangi özelliğinden söz edilmiştir? Metnimizi okuyalım. Uhud Savaşı'nda düşman karşısında zor duruma düşen Müslümanlar korkuya kapılıp dağılmaya başlamışlardı. O sırada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem "Ben buradayım" diye seslenerek orduyu toparlamıştı. Bu metinde Hazreti Muhammed'in hangi özelliğinden söz edilmiştir? Sondan başlayalım. Adaletli olmasın. Evet, Hazreti Muhammed adaletli insan, adalet timsali örneği bir insan. Ancak burada adaletten söz edilmiyor. Merhametli oluşunda, evet, bir savaş var ve savaşta merhamet söz konusu değil. Zaten düşmanla karşı karşıya gelinmiş. Elbette ki Peygamberimiz savaş sırasında yaşlılara, çocuklara, hayvanlara, bitkilere zarar verilmemesini istiyor ama bu metinde bunlardan söz edilmiyor. B. Affedici oluşundan. Evet, burada da bir affedilici konusu yok. Yani Peygamber Efendimiz gerçekten affedici bir insan. Ancak bu metinde bundan söz edilmiyor. Geriye cesaretli olmaz. Ordu dağılmış, dağılmaya başlamış. Herkes sağa sola kaçıştırıyor, koşuşturuyor. Ama Peygamberimiz çıkıyor ortaya. Diyor ki "Ben buradayım ey ordu, toparlanın" demek istiyor. Ve doğru cevabımız cesaretli oluş. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Buna göre vermesi gereken zekat miktarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bizden doğru olan isteniyor. Sorumuzu birlikte okuyalım. Aşağıdaki tabloda zekat verilecek bazı mallar ve bu malların veriliş oranları gösterilmiştir. Evet, nelerden verildiği, ne kadar verildiği gösteriliyor. Bakalım. Nakit para, altın, gümüş, ticaret malları, menkul değerler için 1 bölü 40, yani %2,5. 40'ta 1. Koyun ve keçi de 40'tan 120'ye kadar bir koyun veya keçi. Sığır da ve manda da 30'da 1, yani 30'dan 40'a kadar bir tane 2 yaşındaki buzağı, deve de ise 5 deve için bir koyun. Ayşe Hanım 45 koyun, 33 inek, 3 deve ve 50.000 TL paranın zekatını vermek istemektedir. Buna göre vermesi gereken zekat miktarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Parasının zekatı 1.000 TL'dir. Bakalım, tabloyu okuyalım. Para için ne veriliyordu? %2,5. Yani 40'ta 1. O zaman burada vermesi gereken para 1.000 TL değil. Burası yanlış. 40.000 TL olsaydı, yani Ayşe Hanım'ın parası 40.000 TL olsaydı 1.000 TL verecekti. Evet. Sığırlar için bir buzağı vermelidir. Kaç sığırı vardı Ayşe Hanım'ın? 33 tane ineği, yani sığırı vardı. Evet. Doğru cevap B olacak. Develer için bir koyun vermelidir. Henüz 5 tane devesi yok. Yani zekat verilecek seviye gelmemiş. 3 tane devesi var. Vermesi gereken koyun sayısı 2'dir. Kaç tane koyunu vardı? 45 koyunu. Oysa 40 ile 120'ye kadar olduğunda bir tane koyun vermesi gerekiyor. Demek ki vermesi gereken koyun sayısı 1'dir. Bu da aradığımız cevaplar değil. Yani doğru cevabımız B şıkkı oluyor.
Yedinci soruyla devam ediyoruz. Metinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliğinden söz edilmektedir? Okuyalım. Kureyş kabilesinin ileri gelen kadınlardan biri hırsızlık yapar ve cezalandırılmamak için sahabeden birini aracı olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderir. Peygamberimiz bu duruma kızar ve şöyle buyurur. Nasıl oluyor da bazı kimseler Allah'ın emri karşısında aracı olmaya kalkışıyorlar? Sizden öncekilerin mahvolmasının sebebi şudur. İçlerinden asil, ileri gelen birisi hırsızlık yapınca onu serbest bırakıyor. Zayıf ve fakir bir kimse hırsızlık yapınca onu cezalandırıyorlardı. Allah'a yemin ederim ki suç işleyen kızım Fatıma bile olsa onu cezalandırmaktan çekinmem. Buhari, Hudud 11. Metinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hangi özelliğinden söz edilmektedir? Evet, A. Affedici olması. Burada affedici olmasından söz edilmiyor. Aksine hırsızlık yapılıyor ve birileri aracı olmak istiyor. Yani ceza almaması konusunda Peygamber Efendimiz'den aracı gönderiyorlar. Burada affedicilikten söz edilmiyor. Evet. D şıkkına devam edelim. İnsana değer vermesi. Evet, Peygamberimiz insana değer veriyor. Ama burada öncelikle bundan söz edilmiyor. Yani bir hırsızlık yapıyor, başkasının malını alıyor. Başkası da bir insan sonuçta. Ama burada asıl vurgulanan bu değil. Merhametli olması, kime merhamet edecek? Hırsızlık yapana merhamet edecek hali yok. O halde buradan da söz edilmiyor, geriye hakkı gözetmesi. Evet, hak neyse yerine ulaşmasını istiyor. Kim hırsızlık yaptıysa cezasını çekecek. Yani karşı tarafın hakkını teslim etmiş oluyor. Doğru cevap B şık. Sırada 8. soru var. Numaralandırılmış örneklerden hangileri biyolojik yasalarla ilgilidir? Bizden biyolojik yasa ile ilgili olan isteniyor. Soruyu okuyalım. Aşağıda Allah'ın evren için koyduğu yasalara örnekler verilmiştir. Evet. Örnek 1. Mevsimlerin oluşumu. Evet, önce yasalarımızı şöyle bir hatırlayalım. 3 çeşit yasa vardı. Fiziksel yasa, biyolojik yasa ve toplumsal yasa. Fiziksel yasalar, madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, yapısı, hareketi ve maddeler arası ilişkiler ile ilgili yasalardı. Biyolojik yasalar, canlıların yapısı, beslenmesi, korunması, gelişimi ve üremesiyle ilgili olan yasalar. Toplumsal yasalar ise, toplumsal olaylar arasında var olan sebep-sonuç ilişkisini gösteren yasalar idi. Evet, o zaman bu tanımlardan sonra bakalım. Mevsimlerin oluşumu. Mevsimlerin oluşumu, fiziksel yasalara örnektir. Bu aradığımız cevap değil. Köyden kente göçün olması, yani toplumsal bir olay. Bu da toplumsal yasaya örnek. Bu da aradığımız cevap değil. Canlıların çift yaratılması. Evet, canlıların üremesi, yapısı, beslenmesi, yani biyolojik yasa. Bu aradığımız cevaplardan. Bazı hayvanların kış uykusuna yatması yine canlılarla ilgili olduğu için bu da biyolojik yasa. Yani 3 ve 4. 3 ve 4 C şıkkı aradığımız cevap. Canlıların çift yaratılması, bazı hayvanların kış uykusuna yatması biyolojik yasalara. Dokuzuncu sorumuzla devam ediyoruz.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu davranışıyla ilişkilendirilemez? İlişkilendirilemez olan ayeti bizden istiyor. Bakalım Hz. Muhammed'in davranışını okuyalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir konuda karar vermeden önce o konuyu iyi bilenlere sorar, onlarla fikir alışverişinde bulunurdu. Hangisi, ayetlerden hangisi bu davranışıyla ilişkilendirilemez? Sondan başlayarak devam edelim. D şıkkında. İş hakkında onlara danış. Karar verince de Allah'a güven. Ali İmran suresi 159. ayet. Evet. İş hakkında onlara danış. Fikirlerini sor. Bilenlere. O halde bu ilişkilendirilebilir. C şıkkı. Eğer bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz. Bir konuda bir bilginiz yoksa, çok ayrıntılı bilginiz yoksa veya size gerektiği kadar bilgi yoksa bilenlere sorunuz. Bu ayette ilişkilendirilebilir. Ve işleri aralarındaki danışma ile yürür. İşleri de aralarında danışma ile yürür. Ki fazla yazmışız buraya. Evet, Şura suresi 38. ayet. Evet, danışmak, fikir alışverişinde bulunmak, şura, meşveret, bu ilişkilendirilebilen bir ayettir. A şıkkı, Allah'a karşı gelmekten sakının ve iyi bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Bakara suresi 231. ayet. İşte bu ayet Peygamber Efendimizin bu davranışıyla ilişkilendirilemez. Evet. Doğru cevabımız A şıkkı olmuş. Onuncu ve sonuncu sorudayız. Bu surede verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Asıl mesajı alıyoruz. Okuyalım suremizi. Kureyş'in güvenliğini, onların kış ve yaz yolculuklarında güvenliğini sağlamak için Allah lütuflarda bulunur. Onlar da kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve her çeşit korkudan emin kılan şu evin Rabbine kulluk etsinler. Bu surede verilmek istenen asıl mesaj aşağıdakilerden hangisidir? A. Seyahat edenlere yardım etmek gerekir. Doğru. B. Kendi soyumuzu üstün görmememiz gerekir. Doğru. D. Kureyş kabilesinin diğer kabilelerden üstün olduğunu kabul edilmesi gerekir. Yanlış. Verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükür ve ibadet etmek gerekir. Doğru. Asıl verilmek istenen, çünkü Kureyş kabilesini Allah onların ticaret yaptıkları için güvenliğini sağlıyor. Yaz ve kış yolculuk yapıyorlar, devamlı ticaret yapıyorlar, ticaret kervanlarıyla gelip gidiyorlar ve Allah onları koruyor, lütuflarda bulunuyor ve her çeşit korkudan emin kılan bu evin Rabbine kulluk etsinler diyor. O zaman doğru cevabımız verdiği nimetlerden dolayı Allah'a şükretmek ve ona kulluk etmek, ibadet etmek gerekir. Doğru cevap, asıl mesaj budur.